Bugün size Amazon Kindle Paperwhite 4 üzerinde sesli bir kitabı nasıl dinleyebileceğinizi göstereceğim. Biliyorsunuz bu modelde dahili bir ses çıkışı bulunmuyor. Bu nedenle Kindle'ın kendisiyle sesli kitap okuyamıyoruz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Şurada benim elimde örnek olarak JBL'in bir Bluetooth modeli var. Bu ses cihazına bağlayacağız Bluetooth üzerinden ve sesi buradan alacağız. Kindle'da ancak bu yöntemle okuma yapabiliyoruz. Sizde eğer başka bir Kindle modeli varsa daha gelişmiş olan ses çıkışı vardır belki. O zaman böyle harici bir ses cihazına ihtiyaç duymayabilirsiniz. Şimdi benim göstereceğim modelde önce şundan bahsedeyim. Bana 2 aylık Audible Plus aboneliği gelmişti. 2 ay boyunca ücretsiz kullanacağım ve ben bunu başlattım. Bu ücretsiz kullanım süresince birçok kitabı okuyabileceğimi düşünüyordum ama aylık sanırım sadece bir tane kitap hakkım varmış. Ben ilk gördüğüm kitabı indirdiğim için maalesef sadece bir kitap üzerinden ilerleyebileceğiz bu örnekte. Şimdi ben bu kitaba nasıl ulaşabileceğinizi de göstereyim. Zaten internete bağladıktan sonra Wi-Fi yoluyla kitap kendini indirmeye başlıyor. Şimdi Home'a geçiş yapalım. Burada Your Library var. Kütüphanenizi buradan geçiş yapıyorsunuz. Filtre bölümünden de Audible'ı seçtiğiniz zaman sadece sesli kitaplarınız, şöyle ben tekrar seçeyim. Gördüğünüz gibi bende bir kitap olduğu için burada sizde eğer birden fazla kitap varsa tüm kitaplarınız burada listelenmeye başlıyor. Şimdi bu kitaba tıklıyorum. Evet, şimdi şuna bastığım zaman bir aksiyon almayacak. Daha doğrusu sesi duyamayacağım. Çünkü Connecting to Bluetooth Devices diyor ve kendisi direkt Bluetooth cihazları aramaya başladı. Şu an baktığım zaman bu cihazım benim henüz açık değil ama listede geldi. Şimdi ben cihazı açık hale getireyim. Şuradan da Bluetooth'u açık hale getiriyorum. Artık JBL Charge 4'ü seçelim. Ve şu an bağlan dedi. Biz connect diyelim. Daha önce ben bunu bağlamıştım. O yüzden unutma gibi This is seçenekler. Audible. Evet, şu an sesi duyuyorsunuz. Audible, written and read by Heidi Sawyer. Mikrofonu da yaklaştırayım hatta. Introduction. I've been working with highly intuitive people for more than 17 years, and I've discovered that other people have a radar for them. They seek their knowledge, beliefs, and insights into all aspects of their lives, from relating the missing pieces and the listening ear with other people for your unheard world. Chapter 4, Intuitive Sensitivity and Right Brain Thinking. Fine. The argument was just an argument, the same kind that everyone has. Of the age triggered by technological and intuitive sensitive person are the qualities of the successful leaders of the future. The right skills are no longer enough. It's the ability to master new ones coupled with the ability to naturally develop emotional relationships with people that counts. There has to be a level of emotional flexibility, understanding and empathic creativity. Fernandez Aroas says the leaders of the modern business world will need the skills of motivation beyond self-ambition and more directed to the good of the whole. This means that what many have seen as corporate selfishness stepping over people just won't cut it anymore. Intuitive sensitive people find the ruthless approach of upsetting others intense. Size çok kısa şunu da göstereyim. Şimdi kitabı tekrar başlatıyorum. Şurada volume var görüyorsunuz. Birazcık sesini kısayım. Volume'a bastıktan sonra buradan mesela sesi artırabiliyorum. Ya da şöyle sesini kısabiliyorum. İstersen bu cihazın üzerindeki ses açma kısma butonlarını da kullanabilirim. Şimdi size birazcık daha küçük, şöyle taşınabilir bir model göstermek istiyorum. Yine JBL'in bir ürünü. Şöyle gördüğünüz gibi daha küçük bir ürün. Bunun da hemen yan tarafında açma ve Bluetooth butonları yer alıyor. Şöyle power butonuna basıp... Evet, şu an sesi duydunuz. Bluetooth'u açalım. Şimdi şuradan yine kitabı direkt başlatmaya çalıştığım anda... Evet, Bluetooth'ta şimdi gördüğünüz gibi JBL Clip 3, yani şu cihazı görmeye başladı. Evet, şimdi buradan JBL Clip 3 yazıyor. Onu bir seçelim hemen. Person's middle name. Without it, they would not be intuitive. The intuitive instinct is developed through an inner drive for expansion and a nosy attitude. Şuradan gördüğünüz gibi yine Bluetooth hoparlörün üzerinden eksi artı tuşlarıyla sesi açıp kapatabiliyorum. Durdurma butonu çalışıyor mu onu kontrol edelim. Evet, bu da çalışıyor. Şöyle başlatalım geri.
Geri başlatmada sanki bir sıkıntı var. Evet, biraz geç algılıyor sanki play butonunu. Ben basalı bayağı oldu ama şu an görmüyor. Evet, şimdi görmeye başladı. Evet, başlatma çok stabil değil gibi ama de en azından çalışıyor. Şuradan yine sesi artırabilirim. Ya da kısabilirim şöyle. Evet, durdurabilirim. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde çalışıyor. Evet, gördüğünüz gibi böyle küçük, harici, çantanızda da kolayca taşıyabileceğiniz harici bir hoparlörle Kindle'dan kitaplarınızı dinleyebiliyorsunuz. Ben yine buna ek olarak başka bir model daha göstermek istiyorum. Şimdi şöyle daha ucuz bir model var elimde. Yani JBL dışında MD-BTX3 diye geçiyor. Buna bakarsanız ucuz bir üründü diye hatırlıyorum. Bu cihaza yine USB bağlantı yapıp AUX üzerinden de isterseniz müzikler dinleyebiliyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Ben şimdi şunu bir açayım. Bluetooth mode. Evet, şu an Bluetooth modda ama ben Kindle'dan aratınca genelde bunu görmüyorum. Yani bu ucuz modellerle çok stabil çalışmıyor. Ama JBL'in işte video içerisinde gösterdim. İki farklı ürünü var. İkisiyle çok stabil çalışıyor. Ama böyle daha ucuz modellerle genelde Bluetooth bağlantısında bu cihazı göremiyor. Bazen görüyor, bazen görmüyor. Ama genelde görmediğini söyleyebilirim. O yüzden size tavsiyem, hani böyle Kindle'ı bu amaçla kullanacaksanız, ben harici bir hoparlörle dinleyeyim diyorsanız JBL gibi ürünlere yatırım yapmanızda fayda olabilir. Şimdi size bir ipucu daha vereceğim. Bu yöntemi herkes bilmiyor olabilir. Örnek olarak Kindle cihazınız yok ama iPhone'unuzda Kindle uygulaması kullanıyorsunuz diyelim. Sesli bir kitap okumasanız bile herhangi bir PDF ya da bir kitabı açtığınız zaman iPhone'un kendi içerisindeki ses okuma teknolojisiyle o sayfaları, işte kitabın içerisindeki geçen yazıları iPhone'unuza okutturabiliyorsunuz. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz derseniz, bunun için aslında daha detaylı bir video çekeceğim ama şimdi kabaca göstereyim. iPhone'unuzda ayarlara geldiğiniz zaman burada Accessibility diye bir kısım var. Accessibility kısmına geldiğiniz zaman burada da Spoken Content diye ayrı bir alt başlık yer alıyor. Şimdi Spoken Content de burada gördüğünüz ayarları açmanız gerekiyor. Speak Selection'ı açıyoruz. Bir de Speak Screen'i açıyoruz. Bakın bunları açtığımız zaman şöyle bir tane siyah görünümlü buton çıkıyor. Ayrıca burada da Voices diye bir seçenek var. Şöyle birazcık aşağıya alalım. Voices bölümünde mesela İngiliz seçili bende. Burada işte farklı kullanıcı isimleri var. Yani farklı sesler var. Biz şimdi default isimle ilerleyelim. Şimdi bunu açtığımız zaman dediğim gibi şöyle bir arayüz çıkıyor. Bundan sonra Kindle uygulamasına geçiş yapıyoruz ve bir tane kitap açıyoruz. Bu normalde sesli olan bir kitap değil ama iOS'un bunu okumasını sağlayacağız. Şöyle arayüzü açtığımız zaman şuradaki play butonuna basıyorum. Whether starting their own small company or inventing new products and businesses within a company like GE, but they also share certain traits. They are fast. They embrace new thinking. They give. Bakın bu şekilde okumaya başlıyor. Şimdi ben şöyle ileri geri de gidebiliyorum sayfalar arasında. Buradan yönetebiliyorum. Mesela bakın yeni sayfada okumaya başladı. Bakın şimdi bir önceki sayfaya dönüş yapacağım. Hatta birazcık şöyle sesini de açayım. Biraz da yaklaşayım şöyle. Mikrofonum yaklaşsın. Şimdi şurayı açıyorum. Bir önceki sayfaya gidiyorum. Forward image entrepreneurs are different in many ways. Where the starting part 3 accelerate link 9, batch link 10, grow link 11, adapt link 12, innovate link, the contents cover link, title page link, copyright. Bakın böyle okuma yaptırabiliyorsunuz. Şimdi şöyle yapalım. Şurada okuma hızı da var hatta. Where the starting their own small company or inventing new products and businesses within a company like GE. But they also share certain traits. They have improvement and across GE there. Gördüğünüz gibi bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu yöntem bu video içerisinde arada kaynayabilir. Bu nedenle bu yöntemi anlatacağım. Daha detaylı, daha uzun bir videoda çekeceğim. Ama yeri gelmişken bu yöntemden de bahsetmek istedim. Yine sesli kitap ve Kindle kullanımı üzerine bir tavsiyede daha bulunabilirim. Eğer siz de Amazon Alexa gibi ürünler kullanıyorsanız, biliyorsunuz sesli komutlar verebiliyorsunuz bu cihazlara ve sesli komutlar sayesinde kitabınızı dinlemeye başlayabiliyorsunuz. Bu da aklınızda olsun. Amazon Alexa şu an elimde olsaydı gösterecektim ama belki ilerleyen videolarda böyle bir kullanımdan da bahsedebilirim.
Evet, böylece Kindle ile ilgili sizden en çok gelen sorulardan birisini daha yanıtlamış oldum. Şimdi ben konuyu birazcık daha toparlamak istiyorum. Benim videolarım şimdi gördüğünüz gibi Kindle Paperwhite 4 üzerindeydi. Videonun başında da söylediğim gibi bu cihazın kendi içerisinde dahili bir ses çıkışı yok. Bu nedenle harici bir Bluetooth hoparlör olmadan maalesef sesli kitaplarınızı okuyamıyorsunuz. Peki içerisinde dahili çıkış olsaydı ben yine de bu şekilde kitap okumanızı önerir miydim? Şimdi şundan bahsedeyim. Biliyorsunuz Türkiye'de maalesef Kindle kullanımı birazcık kısıtlı oluyor. Mesela Kindle Unlimited diye bir abonelik var. Ama Türkiye'den bu aboneliği kullanamıyoruz maalesef. Bunun dışında e-book satışları da dolar üzerinden yapılıyor. Ve dolar kurunu hepimiz biliyoruz şu an maalesef çok yüksek. Ve bütçemize genelde uygun olmuyor. Yani bir kitap alacak olsak, örneğin 2 dolarlık bir kitap var. İşte ben bunun sesini de eklediğim zaman 5 dolar, 8 dolar oluyor. Ve o kitap bize normalden çok daha pahalıya gelmiş oluyor Türk lirası olarak. Maalesef hem bütçe hem de Türkçe kitap olmaması nedeniyle birçoğunuza muhtemelen çok önerebileceğim bir yöntem olmayacaktır bu. Ama yine de ben alıp okumak istiyorum derseniz bu sefer gördüğünüz gibi harici bir Bluetooth hoparlöre ihtiyaç duyuyorsunuz. Burada da çok ucuz ürünler kullandığınız zaman maalesef çok stabil çalışmıyor. Bluetooth kapsamında bu modeller gözükmüyor genelde. Bir gözüküyor, bir gözükmüyor. Kullanımı birazcık can sıkıcı oluyor. Bunun yerine video içerisinde JBL ürünlerini gösterdim. Bunlar da birazcık daha pahalı ama son derece stabil çalışıyorlar Kindle'la. Bunun dışında benim eksik bulduğum yönlerden bir tanesi de şu. Ben şimdi bilmiyorum sizin için böyle midir ama ben sesli kitap okurken bir anda o kitabı da açıp bazen takip etmek istiyorum. Yani kitabı okuyan kişinin sesiyle ben yazıyı da takip etmek istiyorum. Bu maalesef Kindle'da şu an mümkün olmuyor gördüğüm kadarıyla. Öyle bir takip sistemi yok. Farklı Kindle modellerinde var mıdır emin değilim ama en azından Kindle Paperwhite 4'te ben böyle bir kullanıma rastlamadım henüz. Eğer sizin bildiğiniz başka yöntemler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ama bunun olmadığını varsayarsak ve sizin böyle bir ihtiyacınız varsa o zaman yine size hitap etmiyordur. Ama siz şöyle derseniz mesela ben koşarken bunu okuyacağım. Gerçi koşarken Kindle taşımak çok anlamlı olmayacak. O zaman Storytel gibi başka uygulamalara geçiş yapmanızda fayda var. Ya da ses dokümanını bir şekilde indirebiliyorsanız telefonunuzdan dinlemenizde fayda var. Yani Kindle'ı taşımanıza gerek kalmayacak bir yöntem bulmanız lazım size. Ama ben dediğim gibi sesli kitabı dinlerken Kindle üzerinden de yazıları takip etmek istiyorum diyorsanız maalesef bu da eksik yönlerinden bir tanesi oluyor. Bu da tavsiye edemeyeceğim bir kısma denk geliyor. Evet, umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Eğer Kindle ile ilgili, özellikle Kindle Paperwhite 4 modeli ile ilgili daha fazla sorunuz varsa bunları sormaktan çekinmeyin. Bunları yanıtlamaya çalışacağım. Hatta video çekmem gereken sorular gelirse onlar için yeni videolar da hazırlayabilirim. Hepinize keyifli okumalar diyorum. Bunun dışında bana başka video önerilerinde de bulunabilirsiniz. Örneğin kafamda iPad ile Kindle karşılaştırması yapmak gibi videolar var. Aynı zamanda ben ne zaman fiziksel kitabı tercih ediyorum, ne zaman Kindle gibi bir e-book okuyucuyu tercih ediyorum ve ne zaman iPad'i tercih ediyorum. Yine bunun üzerine de birkaç video çekmek istiyorum açıkçası. Dediğim gibi böyle video önerileriniz varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. İyi okumalar, sonraki videolarda görüşmek üzere.